Mansuki YSK'ya yönelik paylaşımları nedeniyle yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı bu hafta. Diğer bir gelişme ise işte biliyorsunuz MHP'li milletvekilleri Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir'in adı altın kaçakçılığı iddialarına karıştı. Ardından bu üç vekil partiden istifa ettirildiler. Bu konuyu ele alan gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında ise soruşturma başlatıldı. MHP de suç duyurusunda bulundu. Gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'ın yazdıkları ve söyledikleriyle ilgili savcılık resen harekete geçti. Yazı ve görüntülerin yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma açıldı. MHP'li milletvekilleri Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir'in adı altın kaçakçılığı iddialarına karıştı. Üç vekil partiden istifa ettirildi. Kamuoyunun bildiği çok önemli isimler yapıyorlar bunu ve bu sadece bir seferde yapılmış bir kaçakçılık değil. Yüzlerce kere yapılmış bir kaçakçılık. Gazeteci Altaylı internet sayfasındaki köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'ye bu vekillerle ilgili görüntüler izlettiği iddiasını kaleme aldı. İsmail Saymaz da canlı yayında MHP'li vekillerle ilgili kulis bilgileri paylaştı. Bir adli soruşturmada adları geçiyor. Hem Devlet Bahçeli bundan haberdar olmuş. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlamada bulunurken soruşturma da jet hızıyla geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Saymaz ve Altaylı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlattı. MHP'den yapılan açıklamada da gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. İsmail Saymaz, benim böyle bir ifadem yok, velev ki dedim, kaçak altın soktuğu iddia edilen vekillerle ilgili soruşturma yok, bize var açıklamasını yaptı. Fatih Altaylı da soruşturma meselesi büyütülecek bir konu değil, hakkımda ve hakkımızda sürekli olarak soruşturma, dava ve şikayetler var, olağan ve alışık olduğumuz bir durum dedi. Daha etki ajanlığı yasası meclisten geçmeden her iki gazeteciye de başlatılan soruşturma, akıllara eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 26 Ekim 2021'de sarf ettiği mahkeme kararı arkadan gelsin sözlerini getirdi. Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin ya. Ve tabii işte MHP'li isimlerle ilgili bu iddialar söz konusuyken onlara başlatılmış herhangi bir soruşturma yok ama gazeteciler bu şekilde soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Altın kaçakçılığı ise gündemde. Şimdi bir başka örneğini daha göreceğiz. 70 kilogram altınla yakalandı. Diplomat olduğunu söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işlemlerin devam ettiğini açıkladı. Son günlerin en çok konuşulan konularından altın kaçakçılığı. MHP'den istifa ettirilen 3 milletvekillerinin de altın kaçakçılığı yaptığı iddia edildi. 3 vekil partisinden istifa etti. Bu tartışmalar sürerken Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinin önünde durdurulan takside 70 kilogram altın yakalandı. Polis ekiplerine Azerbaycan uyruklu olduğunu söyleyen MŞG, diplomat olduğunu ve yanındaki altınların da kendisine ait olduğunu söylediği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Sektör temsilcileri de 35 yıl sonra Türkiye'de altın kaçakçılığının yeniden hortladığını dile getirdi. Aylık 12 ton kota uygulaması nedeniyle altını uluslararası piyasaya göre 3-4 bin dolar daha pahalıya mal ettiklerini, bu nedenle kaçakçılığın arttığını söyledi.